Yarının Dünyası Paribu sunar. Başladık, hayırlı olsun efendim, hoş geldiniz. Efendim hoş geldiniz. Özellikle siz hoş geldiniz. Evet, ışık gidecek, hızlı bir çekim, ben geldim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Kayseri'deyiz herhalde. Söylememize gerek yok. Mustafa'cığım sağ olsun bizi davet etmedi bu sefer, biz kendimiz geldik. Artık yani davet falan beklemiyorlar. Çünkü bu sefer Özge davet etti. Ayağınıza sağlık, iyi ki Özge'nin kanalına video çektik arkadaşlar. Onun da linklerini bu arada bırakırız açıklama kısmına. Buraya kartları da bırakırız. Çok acayip bir video çektik. Hangisi önce yayınlanacak bilmiyorum. O yüzden bırakırız diye yalan attım biraz önce. Ama hayırlı bir iş için geldik. Vaktimiz kaldı sağ olsun. Mustafa'cığım bize Supra ayarladı ve Mehmet abimiz de sağ olsun kalktı Ankara'dan. Arabayı çeksinler diye. Şu an böyle yapıyor. Benden bahsetmeyin diyor ama Ankara'dan burada. Kalktı. Ama burada yok gibi davranamayız. Geldi, davranamayız. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Öyle başlayalım. Sarı Supra'yı biliyorsunuzdur arkadaşlar. Efsane bir araba. Ama şu anda üzerinde değişiklikler var. Ve bu son haliyle çok bir yerde yayınlanmadı. Özge'nin kanalı hariç. Özge benim bütün ekmekleri yiyor artık. Özge sen artık önden. Ha? Önden. Bilmiyorum yani. Ya senin yolundan gidince ister istemez içerikler kardeşim. Benziyor. Senin canın sağ olsun. Evet. Arabada şu anda bir 8 HP otomatik şanzıman var arkadaşlar. Tamamen Mustafa ile Mehmet'in icadı diyelim. Yani hemen icadımız demeyelim ama Türkiye'de işte hani uğraştık bayağı. Hani daha stabil çalışması için. Bayağı da güzel bir hale getirdik. Bu arada söylemeden geçmeyeyim. Bizim Toğan abi çok bu konuda acayip destek verdi bize. Yani o daha önce kendi arabası takmıştı. Hemen Supra'yı daha sonrası hemen arkasında da Mazda'yı yaptık. Yaptınız. Gerçekten şu anda kullanacağın araba bu Arges'i yapılmış güzel bir arabayı denemiş olacaksın. O anda iyi yani. Ben de çok merak ediyorum hakikaten. Bu tabii ki baktığınızda bir beygir tork artışı falan sağlamıyor ama arabayı hızlandırıyor. Aynen öyle. Aslında. Aynen öyle. Çünkü aynı her şey motor daha gücümüz, hızlı gelişiyor. Aynı motor gücümüz, aynı torkumuz. Aslında lastiğe daha hızlı vermiş oluyoruz aslında biz burada. Sen neler hissettin bu arabayı kullanırken? Şöyle, benim zaten gelin araba biliyorsun. Pardon ben ya. Bir gelin olarak dünyada ilk pardon ya. Supra kullanan insan olabilirsin harbiden. Evet. Bir de doğru. Senin çekime gelirken arabayı Mehmet abiyle birlikte biz getirdik. Yani yolun yarısında ben kullandım. Vay be. O yüzden buraya gelirken de arabayı yani alın, gelin. Uzun yol yolculuğu yaptım Supra'yla. İnanılmaz güzel. Sen zaten biliyorsun. Muhteşem olmuş şanzıman değişikliğiyle de. Kanalda da yayınlamıştım işte. Zaten deneyimlemiştim. Zaten. Onun linkini de koyarız onun aşağıya. Onun linkini de koyarız. Onun linkini de koyarız. Buraya kartları koyarız. Eyvallah. Arkadaşlar bu arada. Kanalı. Eyvallah. Birlikte. Hakikaten bu arada Özge'yi takip etmiyorsanız. Teşekkür ederim. Kanalı Özge Trafik'te değiştireceğiz bu arada ismini. İnşallah. Mustafa'yı da takip etmiyorsanız edin. Yani beni ediyorsanız muhtemelen onları da ediyorsunuz öyle düşünüyorum ama evet. Belki gözden kaçmıştır, bir şey olmuştur. Mustafa da çok güzel arabaların yapım aşamalarının videolarını koyuyor. Evet. Çok güzel arabalar topluyor. Buradaki zaten içerideki belki biraz önce çekti, buraya gireriz görüntüleri. Arabaları gördüğünüzde zaten anlarsınız. Bayağı böyle iyi bir klasik garajın oldu senin ya. Hemen hem hemen. Yeni nesil hem hemen klasiklerden. Hemen. Biraz daha hani bizi sevdiğimiz versiyonlar dedim. Yeni veya eski. Müthiş. Öyle oldu. O zaman bir arabanın dışına bakalım. Supra'yı bilmeyen yoktur ya. Dışında bir şey anlatacak. Yani Supra tabii biraz farklı bir body kit var bu arabada. Evet, yani normalden farklı. Evet. Doğru. Özellikle en önde işte dikkat çeken yer aslında rengi bu araba. Rengi. Normalde sarı opak varmış. Bu arabada böyle sedefli bir, özel bir sarı var arkadaşlar. Özel bir renk. Bu şey mi acaba? Clio RS'in sarısı mı? Megane RS'e de benziyor. Çok benziyor. Benziyor. Ama çok farklı, çok da canlı tutan bir renk. Normalde düz opak bir sarıydı bu. Mehmetler burada farklı bir rengi yapılmış şekilde aldı. Ve çok da memnun. Çok da dikkat çekiyor araba. Bu arada çok enteresan bir şey anlatayım Mehmet demişken. Arabanın arkadaşlar bir fuarda içine 1500-2000 kişi falan oturuyormuş. Evet. Yani bu kadar malını esirgemeyen bir adam olamaz. Ve arabanın en çok yıpranan yeri sürücü koltuğuymuş yani. O konuda da hiç şey yok. Sağ olsun hakkını teslim etmek lazım. Eyvallah. Tek telefonda zaten buraya da gelmesini zaten yaptı yani. Kaputu mu abi orijinal mi? Değil. Kaputu değil kendi. Kaputu açayım mı bu arada? Gece yatarken düşünmüş. Evet. Demiş ki sabah uyandım ben bir tane bu kaputun biraz sağını solunu keseyim hava aldırayım demiş. Ama çok güzel görünüyor abi. İçeride her şey evet, göründüğü için. O kaput tasarımına göre kesti orayı. Şu anda tamamen hava aldırmak için. Gelin arabam deyip rahatmayı biliyorsun. Kaput nereden açılıyor bilmiyorsun. Hayır arkadaşlar şöyle biz çok yorgun bir çekimden çıktık Doğan abi. Evet, benim gelin arabam yorgun. Da bu ara olabilir bu İnanılmaz arada. İnanılmaz öyle. Arabam. Demek ki düğünde araba hiç hararet yapmamış onu anladık kanka. Büyük ihtimal. Kaputa evet makinamız. Ah, ne güzel açıldı be. Yavaş yavaş. Burada kıyma makinamız var. Evet. Kurbanda kıymalarınızı getirebilirsiniz arkadaşlar. Kaçtık kanka bu turbo? Bu 80 milim. Bayağı tabii bu setup çok 1200 bandında bir setup bu arabanın üzerindeki setup. Ya bu arabanın motoru enteresan. Şimdi bilenler yine çok iyi biliyorlardır arkadaşlar. Kıramayacağınız efsane bir motor ve 800, 900, 1000 beygirler evet. Kadar standart haliyle kendi dayanan. Kendi motoruyla yapılabiliyor. Hatta evet, bu şu anda içi standart değil mi abi? Şu anda motor içi tamamen standart. Sıfır bir blok getirdik onu taktık. Sadece turbo setup'ı farklı ama ona rağmen çok ciddi güçler üretiyor bu araba. Dediğiniz gibi araban kendi hocam motoru hali bile büyük güçler üretebiliyor. En güzel yani bunu yerde bu zaten efsane olmasın nedeni yani. Evet. Sıralı 6 silindirli dünyadaki en sağlam motor aynen diyebiliriz. Çelik hatta döküm olması. Çelik döküm. Tabii yani. Tamamen döküm blok yani alüminyum blok değil. Bundan sonraki işte 2000'li yıllardan sonra artık teknoloji olarak artık hep alüminyum bloğa döndü firma evet. Hep çoğu. Burada bir BMW'ci bir alüminyum blokla uğraşan bir adam olduğu için rahat rahat söyleyebiliriz. Hem hafifletmek amaçlı hem de biraz evet. Materyal değiştirdiler. Hem de motor yapsın insanlar ustalar para kazansın servisler diye. Aslında şunu doğru mu biliyorum? Mesela turboyu değiştirdiğin zaman o gücü çok rahat bir
şekilde alabiliyorsun bunu da. Yani hani evet. Şimdi, diğerlerine nazaran tabii daha fazla alabiliyorsun. Daha fazla almanın kolay yolu var. Civata sıksan 50 beygir diye efsanesi vardır işte. Bir de kendinde zaten twin turbo bu araba. Evet. Kendi orijinalinde. Evet, GTC. Bundan öteki dönüştürüp daha fazla güç kapasitesi, hacmi olan daha büyük tek turbo. Yani single turboya geçmek. Aslında en büyük olay. Hem motoru hem aslında şasisi de, tasarımı da çok ayrı dönemli. Evet. Şasisi de çok iyi. Yani dünyada şimdi bu arabaya bakıyorsun. Drag arabası da var Supra. Drift öyle arabası da var. Aynen öyle. Yani bir tek rally'de falan herhalde kullanılmış. Bu arabanın aslında yani üretim metodu bir süper spor aslında bu evet araba. Ben baktım hem tasarımına hem ölçüsüne hem ağırlığına baktığımız zaman sadece biraz süper sporlardan ağır olmuş. Evet, ağır. Biraz ağır bir araba. Ama tasarım hala çok ayrı dönemli. Evet, ve hala farklı da çok eski görünmüyor abi araba. Acayip ya. Başka ne var kanka motorda? Yani motor içi setup'ında bu şekilde. Yani özel MM manifoldu ve çok detaylı tabii bu enjektörleri, daha büyük bir enjektör var bunda. Birçok geliştirme var bu arabanın üzerinde. NOS falan da var. Metanol var ama NOS'u kullanmıyor. Bir de Mehmet'in şöyle bir şey var. Bunu günlük kullanıyor. Kullanımını bununla yapıyor. Başka arabaya binmiyor. O yüzden bunun gibi çok sinirli çalışacak, motoru çok deform edecek şeyleri tamamen minimuma indirdi stok motora döndüğünde. Bir de biliyorum onun bir tane daha bloğu var. Forged bloğu var. O duruyor. 1500 beygirlik bir setup hazırlıyor. Kendi de zaten çokça uğraştım motorlarla. Onu da hani köşede tutayım. Çok böyle sinirlenirsek takalım onu. Gazlayalım şey falan gibisinden bir bloğu da var. Biri bir artistlik yaparsa falan. Aynen. Türkiye'nin en güçlüsüyüm, şuyum buyum derse. Hemen takıp devam edelim var, hayatımıza. Var bloğu da var. Buradan atmosferden bırakıyorum. Atmosferden. Tamam, bu ölçüyü. Şu an ben bunu yapacağım ya. Videoda linç yiyeceğim. O kapı öyle bırakılır mı? Bırakıyorum. Sahibinden izin aldım arkadaşlar. Çok güzel. Abi ya, yazık ya. Yazık ya. TRD'nin bir spoiler'ı var evet, arabada. Evet. Bayağı aerodinamik atıyor. Bu arabaya şey yapıyor mu kanka? Tabii, oynamıyor. Downforce yapıyor. Oynamıyor ama değil hareket mi? Downforce yapar abi. Var. Bu çıkartılıyor. Ha, hareket ediyor içinde. Piste göre değiştirebiliyorsunuz ayarlarını. Piste bu iyi. Orijinali de asfaltta iyi değil mi? Düz yolda. Bu da asfaltta iyi. İşte tamamen söktüğünüzde drag, yani dediğimiz üstten vurma hiç yapmıyor. Kanadı da tamamen söktüğünüzde daha da iyi oluyor. Dikkat etsin. Drag arabalarında hiç zaten kanat yok. Evet. Abi bakar mısın şu tasarım acayip ya. Arka tampon da mı Velside? Tabii o komple body kit'in tamamı. Bir Velside vardır arkadaşlar meşhur aynen biliyorsunuz. Hızlı ve öfkeli meşhur olmuştu. O batik ama bu farklı bir versiyonu. Hızlı ve öfkeli değil. Jantlarımız iki parça Work Racing'in. Yine forged malzeme yine bunlar. Güzel bir jant. Daha önce farklı bir jant kullanıyordu tek parça. Bunları taktı orijinal. Bunlar da güzel oldu. Made in Japan. Yani Japon'a Japon. Bir de arabamız tabii T-Top. O T-Top. Üstü çıkıyor. Evet. Kavrıyor oluyor yani T-Top olması aslında çok güzel. Onun da ben hep o hızlı ve öfkeli de tırdan Dominic Toretto üstüne atlayabiliyor ya. Mehmet sen yapabiliyor musun onu? Tırda. Tırdan arabaya atlayabilir misin? O trene atlayacak bak yeni proje. Mehmet yeni projemiz var. Hızlı trenlere yarıştıracağız evet, arabayı. Dur bakalım. İzinleri alabilsek, alamazsak illegal yapacağız. Tavanla ilgili benim de şöyle evet bir yanım var bu arada. Ben de işte gelin arabam falan dedim. Duvağa ya takılmış. Anladım. Bir gün ben saçımı falan yaptırdım arkadaşlar. Tabii gelinsiniz böyle. Duvak takıldı gitti falan mi? Açtık böyle üstünü havalı olsun diye. Benim düğüne gidene kadar saçım, makyajım, her şeyim bozuldu ama umurumda mıydı? Tabii ki de hayır. Supra'yla. Supra'yla üstü açık gezmek tabii paha biçilemez. Gitmişim düğünü. O yüzden öyle de bir anı var. Sen mi kullandın peki Berkcan? Ben kullandım. Vay. Kendi kullandım ve kesiciye falan giriyorlar böyle evet, düğüne. Tatlı tatlı gittik böyle inanılmaz Berkcan güzel. Berkcan zaten boynu tuttu böyle bir. Çok güzeldi. Bu arada seyircini çekiyoruz. Evler seyirci. Baya tribün var arkada arkadaşlar. Çek ya arkadaşları da çek ya. Berkcan ya. Şöyle el sallayalım bence hep. Selamlar. Herkese bütün Kayseri'ye. Kayseri'de sağ olsunlar. Çok seviyorlar. Doğan'ı çok severler. Eyvallah. Yani biz de severiz. Eyvallah. Herkes çok cana yakın. Her geldiğinde yalnız bırakmıyorlar. Sadece buradan değil. Gelip geçen de. Sadece bir kere haber vermeden çekmiştik. Onu da çekim hızlı bitmişti. Doğru. Doğru. Nereden Özgeciğim pardon. Diyorum ki sadece buradakiler değil. Siz görmüyorsunuz. Gelen geçen de böyle evet duruyor arabayla. Bakıp. Abi Anadolu insanı başka. Ne güzel bir şey. Valla hakikaten. Sevilmek güzel şey. Neden bu direksiyon kanka? Şimdi bu biraz daha 36 santim bu. Küçük evet. Daha küçük bir direksiyon. Biraz daha böyle spor bir hava. Daha normalde hakimiyeti. Toyota'nın kendi orijinal Toyota Supra'nın kendi direksiyonu. Davul direksiyon. Çok şey. Davul direksiyon mu? Resmen. Çok böyle OEM duruyor. Evet. Şimdi bu arabada Recaro SR5 koltukları var. Evet. Onunla beraber böyle spor bir hava. O sequential shifter'dan bahsederiz. Evet evet. Orada zaten. Yani böyle bir konsept yaratmak için aslında. Bu bana değil sana. Gitti 50 lira gitti. Yani kokpit tasarımı kokpit, evet, şu anki arabalarda bile yok yani. Evet, çok acayip. Çok farklı ya bir tasarım. Sürücüye dönük diyorlar ya. Işte, evet. Sürücüye dönük tam kokpit dönük bu yani. Tam dönük hali bu. Hem gerçekten bu taraf acayip dönük hem o taraf. Tamamen seni resmen bakıyor kavruyor yani. Evet. Acayip ya. Bu kadar efsane İçeride olmasının var nedeni şey değil yani arabanın. Boşa değil yani abi. Evet. Farklılık yaratmış tamamen. Kesinlikle. Başlı başına bir tasarım. O zaman hadi çıkalım. Siz çıkın. Ben buradan ayrılıyorum. Debriyaj yok artık. Özge debriyajımız iptal. Gene gel. Görüşürüz. Ben artık alıştım zaten. Özge ben de gelirim. Arada uğrarım. Arkadaşlar Özge'nin kanalı kanalın linkini. Biz çıkıyoruz görüşürüz. Tamam, sen biraz dinlen. Kız hakikaten çok yoruldu arkadaşlar. İki gündür burada dükkan sana full tamam, çekim tamam yapıyoruz. Dükkan tamam, ona emanet. Güzel gazlayın. Böyle ben de güzel güzel izleyeyim sonra. Lipler 500 Euro'dan veriyorsun. Tamam. Coilover'lar 7500 Euro. Jantları zaten ayrıca biliyorsun. Ararım ya şey olursa. Hadi görüşürüz. Hadi gidelim. Oo baya oturma pozisyonuna bak ya. Bir çalıştırayım bir cam vereyim. Soğuz değil mi? Heh. İncece ısıtırız.
Arkadaşlar burada küçük bir tanıtımımız olacak, hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar, ücretsiz pizza yiyebileceğiniz yılın o günü geldi. Türkiye'nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu, Bitcoin tarihindeki ilk alışverişi bu yılda Paribu Pizza günüyle kutluyor. Ve kullanıcılarına yemek sepetinden tam 100 bin pizza hediye ediyor. Bilmeyenler için bugünün ilginç bir hikayesi var arkadaşlar. 22 Mayıs 2010'da bir adam 2 pepperoni pizzaya tam 10 bin Bitcoin ödedi. Tabii o tarihte ödediği Bitcoin'lerin değerinin hiç de farkında değildi. Ancak aldığı bu 2 pizzayla Bitcoin tarihindeki ilk alışverişi gerçekleştirmiş oldu. Paribu işte bu alışverişin yıl dönümünü her sene olduğu gibi yine büyük bir kutlamaya dönüştürüyor. Siz de 19-22 Mayıs tarihleri arasında Paribu mobil uygulamasından hediye pizza kodunuzu alarak Yemek Sepeti mobil uygulaması üzerinden anında sipariş verebilirsiniz. Kampanyaya katılmak için ihtiyacınız olan tüm bilgiler Paribu.log'da. 7 milyon kullanıcısına hızlı, kolay ve güvenli işlem deneyimi sunan Paribu'ya şimdi katılın. Paribu pizza günü hediyesini kaçırmayın arkadaşlar. Şimdi videoya geri dönelim. Şunu unutmayalım lütfen. Eğer kanala abone değilsek, abone olursak. Mustafa'nın, benim, Özger'in. Bu sefer biraz fazla iş verdik size. Olursanız seviniriz. Teşekkürler. Şu vitesi de bir anlatayım arkadaşlar. Sürüşte heyecandan anlatamayabiliriz. Bu ekranı falan siz yaptınız. Tabii. Bu şanzıman beynini tamamen kendimiz sıfırdan farklı bir beyin taktığımız için, arabanın kendi şanzımanı olmadığı için, beyin direktmen buradaki konumunu gösteriyor. Bu ekrana bağlı. Tabii şanzımanımızın sıcaklığını gösteriyor. Vites konumunu gösteriyor. Modların içinde hangi modda olduğunu gösteriyor. Çünkü manueli, otomatiği bu modlar var. Aşağı artı, yukarı eksi. Aynen. Sequential. İki kere yukarı ittiğin zaman vitesi geri vitese geçiyor. Böyle boş. Aynen. Arabayı stop ettiği zaman da P'ye alıyor. Aynen öyle. Şöyle de bir. Aynen. Ama ikiyle kalkıyor direkt. Uğraşma hiçbiri. Tabii şu anda otomatik modda olduğu için kendi o ikiyi alıyor. Ama dediğiniz gibi siz de bir de kalkmak istiyorsan yeniden bir alabiliyorsun. Kaç modu var? 8 tane modu var. Yani bunda launch modu, sıfırdan kalkma modu, drag için ayrı bir mod. Hepsinde ayrı modlar var. Hepsi programlanabiliyor. Hepsi customize edilebiliyor. Yani hızlılığı, yavaşlığı, bayağı kapsamlı bir beyin programı. O zaman çıkalım. Hadi görüşürüz. Ya arkadaşlar, nasıl bir arabanın içindeyiz biliyor musun? Fabrika çıkışı arabada 320 kadran var ve kırmızı devam ediyor. Yani diyor ki istersen devam edebilirsin diyor. Şimdi bir oturalım mı? Ses duyalım ama artık şimdi yani. Duyalım artık. Supra'nın yapsın. Bitir ya. Bütün sinirim, stresim bitti ya. Sıfırlandık. Bu ne arkadaşlar ya? Güzel tamam. Kanka çok zevkli be. Hoşuna gitti mi? Sen beğendiysen herkes beğenir bu arabayı. Sabaha kadar sıkarsın. Ama şu var ya, işi bitirmiş şu an. Sequential değil mi? Bu kadar zevkli bir şey olamaz arkadaşlar. Yani daha önce izlemişsiniz de videoları. Clio'nun falan rally arabasını kullanmıştım. Onda da vardı. Sesin hızını göstereyim mi? Çok keyifli. Keşke bütün arabaların şanzımanları böyle olsa. Bizim Ümit'in Evo'da Dogbox vardı. Evet, o da fena. O da artık işin çok üstü. O yani, yarış versiyonu. Hardcore yani. Artık o. O yarış versiyonu. Onu dişlerim işleri her şey evet, farklı. Çok iyi. Ama bu da çok keyifli be kardeşim. Resmen arabayı hızlandırıyor yani. Evet. Her viteste alt devri çok iyi bir şekilde öne fırlatıyor arabayı. Ve hızı muhteşem. Ve bunun güzelliği her arabaya takılıyor olması. Aynen öyle. Yani aslında yani yer varsa başka bir arabanın şanzımanını birçoğu arabaya konfigüre edebiliyorsunuz. ZF alıyorsun abi, takıyorsun. Genel şeyin nasıl yani? Ya kanka ben zaten bu arabayı seviyorum. Yani filmden beri aşık oldum. Tam bir Hollywood yıldızı değil mi? Daha öncesinden de biliyorduk tabii ki ama tabii filmde tamam, kalbimizde tap yaptı. Şimdi Mustafa ile onu konuşuyoruz. Sen diyorum Supra'cı mıydın, GTR'cı mı? O GTR'cı R34. Aferin daha bu. Köşeli atlar falan sevdiği için. Ama tabii bu da başka bir şey arkadaşlar ya. Sen artık şanzımanı çözdün artık. Şanzıman. Kontrol sende artık. Çok güzel abi ya. Sequential'ı beğendin. DCT'den falan daha hızlı atıyor. Çok hızlı. Çift kavramadan falan hızlı. Bunu da kendimiz ürettik bu arada. Made in Turkey. Bizden satın alabiliyor insanlar. Hemen power.com.tr adresinden satın alabilirsiniz. Tabii arkadaşlar araba yani 4000-4500 devirde falan geliyor. O zamana kadar normal. Bak şimdi oturuyorum. Şimdi 3000. 3000'e geldik. Şimdi geliyor. Action başlıyor. Normalde ben böyle basarken konuşurum. Bunda konuşamıyorsun ha. Ya ben yani
Yanında da keyif alıyorum şu anda mesela. Kanka, hep kullanırken keyif alırsın ya. Ha, arabanın şu güzelliği var abi. Araba çok büyük ve büyük olduğunu hissettiriyor. Evet. Ama aerodinamik araba. Onu sağdan da soldan da ölçüsüz. Yani evet, geniş araba ya. Uzun, kendi uzunluğu da çok büyük ve kullanımda da hissediyorsunuz aslında orada dediğin gibi. 95 model bu araba. 95 model ve 90'lı yıllarda ciddi bir üretilmiş bir araba Arge'si. Gerçekten yani iyi mühendis. Resmen şov yapmış adamlar yani. Evet. O zaman ben sana söyleyeyim. Kaç tane kamera karımız var şu an bilmiyorum. Abi. Herkes kamera karı. Abi her yerde cam car var. Anladın değil mi? Bak hisseye girmeyince. Çok iyi anladım. Seni öne doğru fırlatıyor araba. Fırlatıyor resmen ya. Aa, arabanın kafa mafa kalkıyor. Bir garip hareket yapıyor araba. Bir şey vardır onu konuştuk. Anlatalım size de arkadaşlar. Bunun otomatik modunda kendi kendine değiştirince vitesi. Şu an biraz öyle bir şey oldu. Araba hızlanıyor. Evet. Baksana abi. Alt devir şu an yok. Bak. Ama. Evet. Ama 4500'den sonra full boost. Detayla sokmadın mı da gene patlatıyor. Tabii. Değiştirdiğinde. Tam noktasında attın sen bir de. Pilotajda çok önemli. Ya çok erken olur ya çok kesiciye girer. Ha. Sen tam ortasına attığın için o patlı duyuyoruz. 6500'de falan attım böyle. 7000'e kadar çeviriyor bu arada arkadaşlar. Bu arada araba 1.1 barda değil mi? Yani şu anda 1.1 bar basıyor. Tabii bunlar 2.2 barlarda falan işte o yakında tap beraber. Tap güç falan dediğimiz. 1000 beygire geliyor. Tabii. 1000 beygir şu an 600. 600 beygir bandında. Civarında. Ama yani bence bana sorarsan bizim Mazda RX-8 videosunda da hatırlarsan söylemiştim. Gerçekten bu güçler bu araba için çok iyi güçler yani. Şu anda 600 beygirlik bir Supra ile 600 beygirlik bir Huracan geçebilirsin çok rahat. Geçersin. Ya o anlamaz. Hani ne kadar yeterli bu iş derlerse onu bir açlama olsun diye söylüyorum. Bunun 100-200'ü kaç saniyedir sence? 100-200, 103.8 tam yanlış hatırlamıyorsam öyle bir süre var diye hatırlıyorum ama. Aman kanka bunlara doğru söyle sonra sıkıntı oluyor. Yok yok 3.8 diye biliyorum ama eski setup'ındaydı. Çünkü şu an motor standart. Yakıt makıt. Basınç full falan. Fena basınç falan olunca. Tabii. Onda işte motorlarla basıyorlar genelde bu arabalar. Hayabusalar falan binlikler. NOS basıyordu eskiden. Şimdi NOS da kullanmıyor. Metanol var sadece. O da soğutma kamaşlı. Bu arada Mustafa kendi arabasına da taktı bu şanzımanla. Biz çektiğimizde 6 vites normal diye. Yani. Çok fark etti mi? Dünyası değişti mi? Yani hızlanma çok değişiyor tabii. Bu korkunç hızlı bir şanzıman bu. Süresini çok değiştirdi ama gücü yani setup'ta bir değişiklik yapmadık biz. Vallahi isterdim ya Supra. Doğruya doğru yani. 2-2 daha 4. İsterdim kanka ya. Bir köşede yatıyor muydu senin? Güzel ya. Kalbinde. Vallahi yatıyor ya. Yani böyle acayip Japoncu değilimdir ama bu başka bir bu şey. Bu bambaşka ya. Bir araba yani. Hem tip tasarım olarak hem güç olarak. O aynı yere bir daha doğrayalım mı? Yeterli olmadı. Aa, bu nasıl bir şey ya? Anlatması çok iyi değil mi? Kanka ama arabanın plajı da çok güzel abi baksana. Tabii tabii. Şu an bu arada arkadaşlar. Kütük gibi giriyor. Hiç yani yatma batma. Şu an bu arada yani hava 7 dereceye yakın yani 8-9 derece yaz lastiği var üstünde o zaman o yüzden de biraz temkinli yaklaşıyoruz. Motorun da efsane olmasının nedeni aslında pistonların arası falan böyle çok açık çok iyi evet, mühendislik evet, var orada o yüzden de çok sağlam. Daha tolerans payını çok fazla evet. Koymuşlar falan. O yüzden kırılmıyor. Strese girmiyor ya motor peki. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş bitireceğiz malum iftar son bir sıkarız. Gerçekten Supra bence hayatta herkesin bir kere kullanması gereken bir otomobil. Özel olduğunu hissettiriyor size otomobil kullanmaya başladıktan ilk dakikadan itibaren motoruyla her şeyle yani göstergeye bakmak bile insanı heyecanlandırıyor. Enteresan bir otomobil yani. O yüzden herkesin mutlaka bir kere kullanması gerek. İnşallah size de kısmet olur. Benim bu ikinci. Burada böyle çok hızlı bir video çektik. İlerleyen günlerde bu otomobile farklı farklı bir iki bir şey daha yapılacakmış. Belki çekeriz yine. Mehmet sağ olsun dediğimiz gibi hiçbir şekilde malını falan esirgen bir adam değil. Sağ olsun kalktı Ankara'dan buraya geldi. Mustafa'nın bir ricasıyla kırmadı bizi. Sağ olsun. O yüzden daha çekeriz. Mustafa'nın kanalları, Özge'nin kanalları biliyorsunuz. Benim hatırım için takip ederseniz sevinirim. Bir parça bir şey ihtiyacınız olduğunda Mustafa'nın site orada. Evet. Kendisi burada Kayseri'de. Herhalde. Böyle. Vallahi güzel oldu. Eyvallah kanka. Vallahi çok Allah keyifli. Allah razı olsun. Umarım beğenmişsiniz de videoyu gençler. Keyifli video oldu. Bence de. Senin ekibine sana eyvallah. Da çok teşekkür ederim. Eyvallah. Tekrar geldin. Ayağına sağlık. Her bizim zaman. İlk video Ramazan'da yine Ramazan'a denk geldi. Evet, yine değişmedi. Gelenek. Gelenek bozulmadı. Önümüzdeki sene Ramazan'da gene en kötü en kötü ama yani. En uzun süre üç o olsun. 4 sene 5 sene. Maksimum olsun. Yok daha olmasın. Aynen araştık biraz. Bu ses de çok iyi. Ya bu bildiğin yarış arabası sesi yani. Egzoz yok arabada. Bir viraj daha var ondan sonra buradan basabilirsin abi. Şimdi mi? Kaçımız abi? 2'yi al abi. Bir yandan patlatmamız lazım. Arkadaşlar kameralara poz veriyoruz. Videoyu kapatmadık o yüzden. Siz de bu zevkten mahrum kalmayın diye. Biz böyle devamı kazdık. Sabaha kadar yazlarız. Şanzımanı beğendin ama değil mi? Çok güzel kanka ya. Yani keyif var. Hadi yerinde hadi hadi bakalım falan. Ar-
arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Yarının dünyası Paribu sundu. Paribu.